Bursa Haber ekranlarından günaydınlar. Bugün 16 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftanın başlangıcında gündeme dair başlıklarla sizlerle beraberiz. Haber turumuza Bursa Haber Gazetesi ile başlıyoruz. Bursa Haber Gazetemizin manşetinde Vali Can Polat'tan güçlü Bursa vurgusu başlıklı haberimiz yer alıyor. Türkiye'nin ihracat sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Bursa Valisi Yakup Can Polat, Türkiye'nin gündemi ekonomi ve sosyal projeler. Paydat kimliğiyle Bursa, Türk dünyası kültür başkenti sancağını başarıyla dalgalandırıyor. İş dünyası ve esnafımızın fedakarlıklarıyla Bursa gücüne güç katmaya devam ediyor. Toplum bilinci yüksek vatandaşlarımızın samimiyetine her alanda şahit olduğumuz Bursa, Türkiye'nin en değerli hazinelerine ev sahipliği yapan büyük bir şehir. Tarihi değerleri ve kültürel zenginlikleri ve tabiat güzellikleriyle Bursa, eğitim ve yaşam kenti ifadelerine yer verdi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda tutumumuzu net şekilde söyledik. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz dedi. Şimdiki haberimizin başlığı ise trafik kazalarının acı bilançosu. Bursa Emniyet Müdürlüğü şehir genelinde ilk 4 aylık dönemde meydana gelen kazalarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bursa'daki araç sayısı ise 1 milyonu aştı. Taksimetre güncelleme kuyruğu başlıklı haberimize geçiyoruz. Bursa'da taksimetre açılış ücreti 6,5 liradan 7,5 liraya, indi bindi ücreti ise 18 liradan 20 liraya yükseldi. Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Bu haberimizin hemen altında yer alan bir diğer haberimizin başlığı ise MİT'ten nokta operasyonu. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütü üyesi Hayri Kot adlı Ekrem Üstey'i Suriye'nin Aynul Arap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi. Gazetemizin sürmanşetine bakacak olursak gözlerimizi Yıldırım'a çeviriyoruz. Hem spor yaptılar hem de çevreyi temizlediler. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte doğal olarak Yıldırım diyerek Kaplıkaya'dan Zeynilere kadar yürüdü ve yol üzerinde çöpleri topladı. Şimdi ise gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. 15. sayfadan aktaracağımız ilk haberin başlığı ise zirveden dibe çöküş. Spor Toto 1. Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Bursa Spor, tarihinin en kötü dönemlerinden geçiyor. Yeşil beyazlı ekip, Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan 12 yıl sonra 2. lige düştü. Bir diğer haberimizin başlığı ise, futbolcular Bursa'ya gelmek istemiyor. Bandırma spor maçı sonrasında yaşanan gerginlik ve arbede sırasında kaptan Burak Altıparmak'a yapılan saldırı sonrası futbolcuların Bursa'ya gelmek istemediği öğrenildi. Ve şimdi ise Sercan Yıldırım'dan yazıklar olsun açıklaması yer alıyor haberimizde. Bursa Spor'un şampiyon kadrosundaki isimlerden olan Sercan Yıldırım, Yeşil Beyazlı takımın 2. lige düşmesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sercan Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bursa Spor'u bu hale getirenler utanın, yazıklar olsun. Sözüm şu anda mevcut kadroya, yönetime, hocaya değildir. Bu haberle birlikte Bursa Spor'a dair gelişmeleri noktalamış bulunmaktayız ve bir diğer gazetemiz olan Bursa Meydan Gazetesi'ne geçiyoruz. Bursa Meydan Gazetesi'nin manşetine baktığımızda ise tekstil devleri Hometex 2022'de. Sektörün çatı kuruluşu Türkiye El Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen Hometex, 17-21 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyadan gelecek sektör profesyonellerini ağırlayacak. Ve sürmanşete baktığımızda ise Erevizyon Ukrayna'nın başlığı yer alıyor. Bu yıl 66. kez gerçekleştirilen Erevizyon şarkı yarışmasını Ukrayna ekibi kazandı. İtalya'da yapılan yarışmaya Stefania adlı şarkıyla katılan Ukrayna'yı temsil eden Kalış grubu 25 ülke arasında birinci oldu. Grup yarışmayı 631 puan farkla kazandı.
Bu yarışmanın birincisi her ne kadar Ukrayna olsa da gönüllerin birincisi İspanya oldu. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza. 107 yıl sonra ecdada vefa. Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren Bursa, Zafer'in 107. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde ecdada vefa için tek yürek oldu. Şimdi ise gözlerimizi Osman Gazi'ye çeviriyoruz. Osman Gazi'de tarıma destek. Osman Gazi Belediyesi tarafından ekolojik sisteme uygun, sağlıklı ve doğal bir yaşam için Ekolojik Yaşam Merkezi'nde üretilen ata tohumların fideleri ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı. Bir diğer haberimiz ise özel güvenlikçi üst aramayacak. Yargıtay 2 milyon özel güvenlik personelini ilgilendiren karara imza atarak üst arama yapmalarının hukuka aykırılığına karar verdi. Şimdi ise bir diğer gazetemiz olan Gazete Bursa'ya geçiyoruz. Gazete Bursa'nın manşetine baktığımızda Sayın Matlı'nın açıklaması yer alıyor. Matlı demiş ki tarım ulusal güvenlik meselesi. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'de son bir yılda çiftçi sayısının 75 bin kişi gerileyip 493 bine düştüğünü, tarım ihracatının ise geçen yıla oranla %17.6 arttığını söyledi. Türk çiftçisinin güç koşullara rağmen üretmekten vazgeçmediğine vurgu yapan Matlı, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan gıda milliyetçiliğinin küresel gıda krizine yol açtığını söyledi. Şimdi ise ata tohumları geleceğe taşınıyor. Osman Gazi Belediyesi tarafından ekolojik sisteme uygun, sağlıklı ve doğal bir yaşam için hayata geçirilen Ekolojik Yaşam Merkezi'nde üretilen ata tohumlarının fideleri ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı. Osman Gazi Belediyesi, Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumlarıyla üretilen domates, biber, salatalık, patlıcan ve fidelere vatandaş büyük ilgi gösterdi. Ve sürmanşete baktığımızda festival coşkusu başlıyor. 60. yıl heyecanı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu sene 60.sı düzenlenecek olan Uluslararası Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı Çelik Palas Otel'de yapıldı. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali'nin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini anımsatan Aktaş, festivali pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı olarak yapmıştık. Şehirde de bu konuda ciddi özlem oluştu. İnşallah bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Festivali'ni sevenlerle buluşturacağız dedi. Şimdi ise gözlerimizi İnegöl'e çeviriyoruz. İnegöl gastronomi için kolları sıvadı. Balkanlar, Kafkaslar ve Türkiye Cumhuriyetleri ağırlıklı halkın bir arada kardeşçe yaşayacağı Mobilya'nın başkenti ilçede meşhur İnegöl köftesinin baş aktör olduğu Gastro İnegöl lezzetleri artık Türkiye ve dünya vitrininde. İnegöl Belediyesi gastronomi şehri olmak adına 150 çeşit lezzeti araştırıp Gastro İnegöl organizasyonu ile yöresel lezzetleri seçkin davetlere anlatarak beğenilere sundu. Bu haberle gündeme dair başlıkları noktalamış bulunmaktayız. Gelişmelerle tekrardan bir arada oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.